Bence onu anlat. Hadi bakalım. Neydi soru? Küçükken hep böyle kendimi televizyonda hayal ederdim. Hep, yani ilgim o şekilde başladı. Hep orada olmak isterdim. Çok sevdiğim, çok yakın bir arkadaşım sayesinde oldu. Sonra Şükrü Hocam'la tanıştım. Ettiğimiz sohbetler neticesinde gerçekten burada olmam gerektiğini anladım. Çok heyecanlandım. Böyle daha böyle cesaretim geldi kendime. Burada herkesin kendini bulabileceği bir yer olduğunu düşündüm. Burada sürekli vakit geçirmeye başladım. Sonra Şükrü Hoca ile bir ay boyunca birebir çalıştık. Yol gösterdi bana. Sonra audition'a girdim ve bir anda işte buldum kendimi yani. Setteki yoğunluğuma rağmen bir sahnede sıkıştığımda, yapamayacağımı düşündüğümde hemen koşarak buraya gelirim ve Şükrü Hoca bu konuda beni hiç yalnız bırakmadı. Ne zaman çalışmak istesem her zaman benimle çalıştı. Zaten diziye başladığımda ilk başlarda Şükrü Hoca ile çalıştık, oyuncu koçluğumu yaptı. Ben burayı çok seviyorum. Buraya geldiğim zaman böyle içim açılıyor. Yani çok güzel bir yer. İçindeki insanlar da çok güzel. Gerçekten hepimiz burada aile gibiyiz. Ve ben de buranın temel köklerinden biri olduğumu düşünüyorum. Çünkü en baştan beri varım. İlk aklıma geleni söylüyorum o zaman. Burada mangal yapmıştık. Ve çok keyifliydi, çok güzeldi. Güzel sohbetler ettik. Eğlendik hep beraber. Ben işte burada biz ilk başta bir tiyatro oyununa başlayacaktık. Sonra işte ben diziye kabul edilince devam edemedim. Sonra bir gün izlemeye geldiğimde arkadaşlarımı burada izlerken çok kıskandım. Ben neden orada yokum diye. Gerçekten çok kıskandım ve üzüldüm. Ama ilerleyen süreçte ben de tiyatro terasta tiyatro yapmak istiyorum. Umarım yapabilirim. Buraya geldiğin zaman aile oluyorsun, hiç kimse kasıntı değil ve herkes her zaman birbirine yardımcı oluyor. Bu her kurumda görülebilecek bir şey değil. Herkes burada bir bütün oluyor. Aslında herkes buranın bir parçası. Yani yapboz gibiyiz. Herkes birbirini tamamlıyor. Bir karaktere nasıl hayat vermem gerektiğini öğrendim. Ve onun sayesinde zaten bir hani audition'dan geçip bir işe başlayabildim. Şükrü Hoca hep şey der, bir oyuncu daima iyi gözlemci olmalıdır diye. Bu benim kendime bir hafızamda hep bir yerde durur ve hep bunu söylerim kendime. Bu hani olaya nasıl tepki verirdim diye düşünerek oyun vermeye çalıştım. Çok iyi oyuncuların bile oyuncu koçuyla çalışması gerekiyor. Çünkü oyuncu koçları bizim göremediğimiz küçük ama büyük detayları bize gösteriyorlar. Tabii ki buranın bana çok büyük bir etkisi var. Ben eğer Şükrü Hoca'yla çalışmasaydım belki de o audition'ı geçemeyecektim. Başka bir iş yapabileceğimi düşünmüyorum. Hiçbir şekilde düşünmüyorum. Çünkü bu çok renkli bir hayat. Hani sürekli bir karakterden bir karaktere yürünüyorsun. Aslında biraz deli işi. İki deli iş yapar. Gelsinler kesinlikle. Benim gibi onlar da burada aile olmayı hak ediyorlar demek ki. Buraya adım atıyorlarsa. O zaman iki deli iş yapardım.